Bugün kendisini dediğim gibi Müslüman olarak tanımlayan insanların ben bu durumlarını gördüğüm zaman üzülüyorum. Niye? Başımızdaki bizi yöneten sisteme ve hükümete şunu sormamız lazım. PKK'yla biz niye savaşıyoruz? Bu gerçek manada bizim hatalarımızdan, yanlışlarımızdan, durmadan bu yanlışları onlara dayatmalarımızdan dolayı mı? Yani insan ürünü ideolojilerden dolayı mı? Yoksa Allah Subhanahu ve Teala'nın benim dinimle alakalı, İslam'la alakalı bir durum mu? Yani PKK'nın doğuşu İslam diniyle alakalı mı? Yoksa ırkçılıkla, ideolojiyle ya da bugünkü Türkiye rejimiyle alakalı bir durum mu? Bunu ele alıp düşünmenizi istiyorum. Şimdi baktığımız zaman PKK'nın doğumu tam manasıyla da bahsettiğim gibi ırkçılıkla, ideolojiyle, Kemalizmle, sistemle alakalı bir durum. Ve öyle bir kötü bir durum ki bir de bunu sağlayan yine bu bahsettiğim, saydığım sebeplerdir. Yani Apo Öcalan'ı İslam devletinde zaten düşünemezsiniz. Oluşması mümkün değil zaten böyle bir insanın. Ama bugünkü sistem öncelikle bir suçluyu oluşturur. Öyle bir suçluya zemin hazırlar. O suçlu oluştuktan sonra insanlara biz suçluluğun peşindeyiz, biz suçluların karşısındayız diyerek kendi propagandasını yapar ve kendisini kahraman ilan eder. Aslında kendisi o suçlunun bir nevi üreticisidir, o suçlunun ortaya çıkartıcısıdır. Ama daha sonra insanlar bunu zanneder ki o suçluyla mücadele eden kimsedir. Halbuki İslam bunu en baştan çözer zaten ve herhangi bir şekilde ortaya böyle bir sorun çıkmaz. Bu kadar yıl boyunca bir avuç dedikleri PKK ile savaşmanın bile bizlere aslında artık garip geldiğini biliyoruz. Herkes bunu garip olarak görüyor. Ya bir parça PKK diyoruz, yıllardan beri savaşıyoruz. Yıllardan beri ekonomik olarak bizlere zarar veriyorlar. Yani ekonominin kötü olmadığı zamanlarda bile bir örnek söylüyorum bombanın, bir füzenin bile maliyeti örnek söylüyorum 10 bin dolar, 20 bin dolar, 50 bin dolara mal olma durumları varken bugünkü ekonomiye baktığımız zaman ekonomiye göre acaba Türk lirasına göre biz ne kadar onlara silahtır, mermidir, bombadır harcıyoruz artık oturup düşünmemiz lazım. Bu paralar bizim cebimizden gidiyor. Yani devlet sıkıştığı yerde gerek vergiyle gerek zamla bir şekilde bizim başımıza biniyor. Yani bugün devletin bizden başka yatırımı yok. Yani asıl yatırım milletine yaptığı yatırımdır. Milletin başına basarak bir yerlere gelmeye, bir şekilde kazanmaya çalışıyor. Bu da bizim için gerçek manada zor bir durum. İnandığımız sistemde ise İslam devleti milletin başına basmaz. Milletin ağır vergilere tabi tutmaz. Ağır zamlar yapıp da o insanları inim inim inletmez. Kendi malındır der. Eğer nisap miktarını aşmışsa zekatını verirsin. Nisap miktarının altındaki kişiden vergi almaz. Hatta aldığı vergileri o fakir olan, ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtır. Kendisi de yemez. Yani bugünkü sistemle kıyas edilemeyecek kadar tertemiz bir inanç, tertemiz bir sistemimiz var Allah'a hamdolsun. Ben Müslüman olduğumdan dolayı demiyorum bunu. Ben gerçekten adil bir şekilde insan bir düşündüğü zaman evet İslam'ın sistemi bu ise ben evimi satarken, arabamı satarken, şunu satarken, bunu satarken devlete sattığım paranın bir miktarını vermek zorunda mıyım? Değilim. Emek benim. Devlet kendisi istediği şekilde çalıştırabilir, istihdam sağlayabilir, istediği fabrikayı kurabilir. Çünkü devlet bulunduğu coğrafyaya hakim olan bir yapı. Müteahhit de kendisi, mimar da kendisi, hazine de kendisinde, para da kendisinde. Yani bu parayı toplayabilecek, sağlayabilecek kaynak insanlar olmaması lazım. Devlet kendi kaynaklarını bulmak zorundadır. Böyle bir zulüm sistemi kurulmaması lazım. İnsanlar emekleriyle çalışıp dinindikleri parayı devlete vermek zorunda değil. Böyle bir adalet, böyle bir sistem olamaz. Adam örnek söylüyorum bir dükkan açacak. Dükkan açmasında sermayeyi bulması ayrı bir sıkıntı. O sermayeyi ödemesi ayrı bir sıkıntı. Sabah akşam onun mücadelesini vermesi ayrı bir sıkıntı. İşte müşterisidir, şu
şudur budur, aldısı verdisi, muhasebesi şu bu vesaire. Bütün bunların stresini, sıkıntısını çalışan çekecek ama her satışında şu kadar komisyonu bugünkü sisteme, bugünkü yapıya verecek. Bunun adı normal olarak birisi alsa haraçtır ama devlet aldığı zaman vergi oluyor. Allah subhanahu ve teala bizleri bu zulüm sisteminden, bu zulüm kurallarından, kanunlarından kurtarsın. Allah subhanahu ve teala bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diyorum. Ve yine ben şunu söylemek istiyorum ki bizler askerlik yaptığımız zamanlarda bizlere Atatürk ilke ve inkılapları öğretilmişti o zamanlarda. Tabi cahildik, bilmiyorduk. Herhangi bir şekilde bunu sorgulayabilecek bir davamız dahi yoktu. Aklımız zaten sistemin ayarttığı, ayarladığı bir akıldı. Ama bunun dışarısında bir davamızın da olmaması herhangi bir şekilde bir meselenin ayrıntısına girmemize engel oluyor. Şimdi biz bir meseleyi ele alıp değerlendiremediğimizden dolayı da o batılın içerisinde bocalayıp duranlardan, yaşayanlardan biriydik. Şunu sonradan düşünmeye başladık. Yani dedim ki askerlikte gerçek manada hani peygamber ocağı dedikleri yerde gerçek manada hiç peygamber ocaklığıyla alakalı, peygamberlikle alakalı, İslam'la alakalı hiçbir şey görmedik. Yani Allah subhanahu ve teala'nın adını bile anılmasından rahatsız olan bir toplumdu. Şimdi bugün var denilebilir. Allah subhanahu ve teala'nın adı var denilebilir. Allah subhanahu ve teala'nın buna ihtiyacı yok. Allah bizden istediği şey Allah'ın hükümlerinin de yürürlükte olması. Var dediğiniz o askerinin içerisinde Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir eğitimin, Allah'ın yolunda savaşılması, mücadele edilmesi gereken bir politikanın, siyasetin olmasını istiyor Allah. Yani kendi kitabına göre hareket edilmesini istiyor Allah. Biz orada elimize tutuşturulan kitapçıklarda Atatürk ve ilke ve inkılaplarını öğrenmek yerine Allah subhanahu ve teala'nın ilkelerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inkılaplarını öğrenmemiz gerekliydi. Bunu ben bütün kendine Müslüman diyen askerlere söylüyorum. Sizler eğer Müslüman iseniz, Allah'ı sevdiğinizi, Resulü sevdiğinizi, onun sahabesini sevdiğinizi söylüyorsanız bulunduğunuz bir ortamı bir kontrol edin bakalım. Allah subhanahu ve teala'nın söyledikleri ayetler, Allah'ın kitabındaki ayetler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ne kadar var çevrenizde? Ne kadar var bulunduğunuz koğuşlarda, bulunduğunuz bünyelerde? Bizler 65 kişi Allahu alem bir koğuşta kalırdık ve içimizde hiç namaz kılan kimse yoktu. Sistemin şehit demesi ile biz şehit olmayacaktık. Yani biz öldüğümüz zaman, ben kendi adıma söylüyorum, ben kendim öldüğüm zaman o durumdayken kesinlikle ve kesinlikle şehit olmayacaktım. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ismi yücelsin diye savaşanlardır şehit demiş. Bizler ise herhangi bir şekilde, benim kendi şahsi olarak öyle bir davam yoktu, öyle bir mücadelem yoktu ki bulunduğum kurumun öyle bir mücadelesi, öyle bir amacı yoktu ki bize gösterebilsin de biz de o mücadeleyi verebilelim. Gerçekten bugünkü bütün kendine Müslüman diyen askerler bu meseleleri bir durup düşünsünler. Sizleri bu konu hakkında bu savaşın içerisine çeken, bu savaşın içerisine iten, gidip savaşacaksınız, gidip o yolda öleceksiniz diyen insanları o gösterdikleri davaya, o gösterdikleri yola davet etmeniz gerekli. Örnek söylüyorum. Bugün PKK ile alakalı sorunu kim çıkarttı? PKK'nın varlık sebebi kimlerle alakalı? Kemalistlerle alakalı. O zaman Kemalistler savaşsın. Türkçülerle alakalı. O zaman Türkçüler gitsin savaşsın. İşte örnek söyleyeyim. Sistemle alakalı. O zaman sistemciler savaşsın. O zaman laiklerle alakalı. O zaman laikler savaşsın. Eğer Müslümanlarla alakalı ise o zaman bırakın Müslümanlar bu davayı, bu durumu yönetsin. Ve zaten bugün PKK'nın bitmesi fazla bir şey söyleyecek bir şey değil. Eğer gerçek manada İslam bu topraklara hakim olmuş olsaydı zaten dediğim gibi PKK gibi bir durum olmaz da. Ama bundan sonra örnek söylüyorum Allah subhanahu ve teala'nın dilemesiyle Rabbim nasip ederse İslam, İslami yönetim, Müslümanlar, muvahhidler bu topraklara sahip olsa Allah'ın kitabında ikame etseler bu topraklarda. PKK denilen bir şey kalmaz. Niye kalmaz? Şimdi PKK'da kendisini ne kadar komünist olarak bilsek de onlar da kendi bazı inançlarını bilmiyor ve kandırılmış, aldatılmış insanlardan oluşan insanlar diyoruz onlara. Maalesef sistemin ırkçılığı, ideolojiyi, kemalizmi başa getirdiğinden dolayı buna karşı bir destek de bulamıyor. Yani doğu tarafı eğer sen Türkçülüğü, ırkçılığı, sistemciliği, laikliği başa getirirsen yani dinsizliği getirip başa koyar isen bunun da desteğini ne yapamazsın toplumdan tam manasıyla bulamazsın. Yani sana destek vermezler. Yıllarca PKK bundan beslendi. PKK bundan doğu tarafındaki halk tarafını, halk kisvesini gerek zorla gerek kolaylıkla. Şimdi Allah rızası için 7 milyon HDP seçmeninin olduğunu söylememiz acaba bize sosyolojik olarak bir delil değil mi? 7 milyon HDP seçmeni olduğundan bahsediyoruz. 7 milyon HDP seçmeninin de 7 milyon PKK sempatizanı olduğunu söylememiz doğal değil mi? Tamam 7 milyonu eleyin de 1 milyon kalsın. Bakın 6 milyonu eleyelim. Çok mübalağa bir eleme. 1 milyonunun PKK sempatizanı olmadığını söylememiz mümkün mü? Değil. O halde bu insanlar niye bu duruma geldiler? Sistemden dolayı. Sistem, demokrat dediğiniz
Sistem HDP gibi PKK'yı seven, benimseyen, onu mücadeleci olarak gören, Kürtlerin hakkını arayan bir örgüt olarak gören bir partiyi demokrasiniz meclise soktu. Yani meşrulaştırdı. Yani artık insanlar PKK demiyor ama HDP'nin üzerinden PKK'yı her türlü övüyor, her türlü meşrulaştırabiliyor. Şimdi bu adamlar asılsın, bu adamlar kesilsin, bu adamlar yok edilsinden önce bu adamlar ıslah edilsin biz isteriz. Bu adamların gerçek manada dertleri sizin oluşturduğunuz, yani sistemin oluşturduğu problemlerle alakalıdır. Eğer sistem sorunları çözer ise, eğer sistem bu konularda ırkçılığıdır, ideolojiliğidir, kemalizmliğidir, bunları dikta etmez, bunlardan vazgeçer ise zaten emin olun karşıda herhangi bir şekilde PKK'da kalmaz, HDP'de kalmaz. Bakın, bir parti veyahut bir dava zıttıyla beslenir. Zıttıyla beslenir. Zıttıyla kendisini muhafaza eder. Zıttı yok ise kendisi de olmayacaktır. Yani örnek söylüyorum, mücadele dediğimiz şey olmayan bir şeye yapılmaz. Olan bir şeyle yapılır. O halde sizler batılınızdan vazgeçer iseniz karşı tarafın da bu batıldan vazgeçmesi düşünülür. Ama şunu söylemiyoruz. Ya siz vazgeçin, PKK gelsin, Türkiye toplumlarına, Türkiye topraklarına hakim olsun. Biz bundan bahsetmiyoruz. Biz diyoruz ki sizin yanlışınızın yerine bir doğru koyacağız. Yanlışınızın yerine bir doğru koyduğumuz zaman karşı taraftaki yanlış da düzelecek, doğru bir hale gelebilecektir. Biz bu sistemin pislikleriyle, bu sistemin elini yüzüne bulaştırdığı problemlerle zaten uğraşma gibi bir derdimiz olamaz. Kendileri uğraşsın deriz. Eğer siz bozduysanız siz çözün bakalım deriz. Hani demokraside çareler tükenmez denilen söz var ya, ha o sözü alın. Hadi bakalım şu derde bir çare bulun deriz. Bu dertle, bu sorunlarla ne haliniz varsa görün deriz. Ama sorulursa, ya biz bunu gerçekten çözmek istiyoruz. Biz yıllardan beri kanımız akıyor. Yıllardan beri anneler ağlıyor, babalar ağlıyor, çoluğu, çocuğu kayıp olan insanlar var. Ölseler mezarı belli olmayan insanlar var. Biz bu insanlarla alakalı artık bu sorunumuzu çözmek istiyoruz. Devletin herhangi bir şekilde ekonomik sorunlarının giderilmesini istiyoruz derlerse, biz öyle cüz cüz, parça parça problemleri çözecek insanlar değiliz. Bizim dinimiz bir bütündür. Bir bütün şekliyle uygulanması gerekli ki anca o zaman olgun, anca o zaman hikmetli, anca o zaman tüme varalım. Sorun tamamen çözülsün. Daha doktora gittiğimiz zaman bir hastalığımız varsa, biz örnek söylüyorum, antibiyotik yazdığında ne kadar işte onaylanır, ne kadar onaylanmaz, sevilir sevilmez, orasına girmiyorum. Antibiyotik yazıldığı zaman der ki bunu bir hafta boyunca kullanacaksın. Eğer 5 gün kullandın, 4 gün kullandın, hiç kullanmamış gibisin der. Bizim dinimiz tam manasıyla işte tam da bu. Tam manasıyla ya kullanacaksın, yok bir hükmünü kabul etmeyeyim dediğin anda bütün hükümlerini reddetmiş gibi bir duruma gelirsin. Şu hükmünü yok değiştirelim, şu hükmünü şu zamanda uygulayalım. Böyle bir din değil. O zaman herhangi bir şekilde karşılığını, herhangi bir şekilde faydasını göremezsin. Kendi inançsal olarak da zaten Allah subhanahu ve teala bir hükmünü inkar eden bir insan isterse diğer bütün hükümleri kabul etsin, İslam dininde Müslüman değildir. PKK'nın beslendiği şeyler zaten o saydığım nedenlerdir. Yani ırkçılık dediğimiz, ideolojik dediğimiz, kemalizm dediğimiz, faşizm dediğimiz bu meselelere karşı zıtlar. Bu meselelerle karşı kendilerini haklı görüyorlar. Bunlar bize uygulanıyor. Bundan dolayı biz de mücadelemizi vereceğiz. Halen ırkımız arka planda tutuluyor. Halen ırkımız işte ne mutlu Türk'üm diyenlerle, ne mutlu Türk'üm diyene tabela asılanlarla, Türkiye Türklere ait olduğunu söyleyen kanunlarla bizim ırkımız tanınmıyor. Şimdi dedik ya, bir sorun başka bir sorunu bu şekilde doğurursa bu devam eder gider. O zaman bir sorun varsa o sorunu düzelteceğiz. Mesela örnek söylüyorum, bugün bu memlekete İslam devletinin hakim olduğunu düşünelim ve PKK'nın da halen mevcut olduğunu düşünelim. PKK'nın mücadelesini İslam devleti olarak örnek söylüyorum işte elçiler gönderilsin, işte onlarla konuşacak aracılar gönderilsin ve onlara sorulsun. Kemalist rejimde İşte kendi ideolojilerini, kendi ırklarını size dayattıklarından dolayı bir mücadele içindeydiniz. Veyahut ayrı bir toprak parçasını da bundan dolayı istiyordunuz. Şimdi derdiniz ne diye soruldukları zaman acaba PKK'nın verecek bir cevabı olabilir mi? İdeolojik olarak artık dayandıkları bir delil olmadığından ve verebilecekleri bir mücadele de olamayacağından dolayı, yani mücadele edebilecekleri bir etken olmadığından dolayı da ister istemez PKK kendiliğinden ne olacaktır? Çürüyecektir, yok olmaya mahkum olacaktır. Amerika'sı, İsrail'i, farklı farklı devletleri başka bir yol bulmak zorunda kalacaktır. Yani bugün Türkiye'nin aslında PKK üzerinden korkutulması veyahut Türkiye'nin hükümetinin yahut kendi devletin PKK üzerinden kendi toplumu korkutması kendi sisteminin benimsediği sistemle alakalı. Bunu çözmeleri aslında çok basit. Ama basit olan bir şeyi kendileri zor gibi gösterip topluma da bunu inandırdıklarından dolayı toplum bunun mümkün olmayacağını düşünebiliyor. O zaman İslam devleti olduğu zaman bizim PKK ile konuşacağımız, görüşeceğimiz, dertlerini anlayacağımız bu durumda yapmamız gereken şey
Sizler eğer Müslüman olduğunu söylüyorsanız Allah Subhanahu ve Teala'nın dini, Allah Subhanahu ve Teala'nın tevhidini buyurun kabul edin. Allah Subhanahu ve Teala'nın davasını buyurun kabul edin. Eğer savaşacaksanız da bu yolda gelin savaşın deriz. İslami bir sistem olarak bu devletin başına geldiğimiz zaman bu devletin örnek söylüyorum örflerini, adetlerini, geleneklerini, düşmanlarını, dostlarını vesaire hepsini ne yapacağız? İslam devletine göre düzenlemiş olacağız. Bunu biz değil, bunu bilenler, bunu alimler, bunu yetki sahibi, bunu ehil olan insanlar yapacak. Bizler avam olacağız zaten. Bizler İslam devletinin geldiğinde ne yapılması gerektiğini bildiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz insanlara ki insanlar İslam devleti geldiğinde insanların işte askerinin, polisinin elinde bir silahla, bir kılıçla dolaşan insanlar olmadığını bilsinler. Buna zaten gerek kalmayacak. Niye gerek kalmayacak? Çünkü İslam devleti öncelikle zaten bu sistemin bıraktığı pisliği temizlemek için belli bir zaman uğraşmak zorunda. Yani o pislik İslam sisteminin, İslam devleti geldiği zaman da belli bir zaman çözülmese bile pislik İslam devletinin pisliği değildir. Ama Allah'ın izniyle çözülecektir. İslam dini insanlar için var olmuş, yaratılmış din olduğundan dolayı, Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğu bir din olduğundan dolayı, ben size İslam'ı seçtim dediğinden dolayı, Allah yarattığını bilmez mi ayetine binaen bizler İslam dininin toplumdaki bütün sorunları çözeceğine iman ediyoruz. Ve bugün kısmi olarak İslam şeriatını kullanan, İslam şeriatını uygulayan devletlere bakın. Bugünkü Türkiye devletinden veyahut demokrat dediğiniz bütün devletlerden daha üstündür. Peygamberimiz yani maddi olarak, ekonomik olarak çok donanımlı mıydı? Evidir, malıdır, mülküdür. Bu konuda refah içerisinde miydi? Değildi. Peki huzurlu muydu? Huzurluydu. Peki onun sahabesi aynı şekilde huzurlu muydu? Huzurluydu. Demek ki bize refahtan önce huzur lazım. Yani biz refaha odaklanmışız. İşte şöyle imkanlarımız var, böyle imkanlarımız var. İşte şu kadar köprü yaptık, şu kadar ev yaptık, şu kadar metrobüs yaptık. Peki toplumdaki huzur, peki toplumdaki psikolojik durum, peki toplumun kalpleri nasıl bir durumda? Berbat bir durumda. Bu travma içerisinde, depresyon içerisinde olan bir toplumun tanımıdır. O yüzden bizler diyoruz ki sizler huzuru mu arıyorsunuz yoksa böyle refah mı arıyorsunuz? Huzur içerisinde olan bir insan da aslında refah içerisindedir. Bu konu hakkında inşallah ölçülerimizi biraz daha düşünüp değerlendirirsek Allah'ın izniyle daha doğruyu bulabiliriz. Tanımlarımız yanlış ise maalesef baktığımız o pencereler yanlış ise doğruyu da bulmamız pek mümkün değil. O zaman şunu söyledik. Dedik ki İslam şeriatını cüz'ü olarak uygulayan devletler bile huzur konusunda, emniyet konusunda, selamet konusunda bütün demokrat, laik dediğimiz devletlerden daha ön planda, daha iyi bir durumda. İşte Afganistan'ı göstermek veyahut farklı işte Afrika'daki kendisine Müslüman diyen insanların fakir durumlarını göstermek, bunlar bizim söylediğimiz konunun tam manası da dışarısındadır. Az önce açıkladık. Çünkü o insanların fakir olmaları huzursuz oldukları anlamına gelmez. Bir insanın malının fazla olması demek de o insanın refahta olduğunu gösterse dahi huzurlu olduğunu göstermez. Allah Subhanahu ve Teala kitabında Allah verdikleriyle kişiyi sorumlu tutacak. Şimdi bir Müslüman olarak da verdikleriyle bir kişiyi sorumlu tutacak ise insan ne kadar mal varlığı var ise Allah Subhanahu ve Teala o kadar da hesap verecek demektir. Sağlığı olan bir insanla sağlığı olmayan bir insanın bir olmadığını, arabası olan bir insanla arabası olmayan bir insanın, eşi olan bir insanla eşi olmayan, çocuğu olan bir insanla çocuğu olmayan bir insanın aynı hesabı vermeyeceklerini görüyoruz. Şimdi sen o Afrika'da bedbaht içerisinde, huzursuzluk içerisinde, refahsızlık içerisinde, fakirlik içerisinde, zor durumda gördüğün o insanın ahiret günü senden daha refah içerisinde, senden daha huzur içerisinde olacağını gördüğünde bu ölçülerin ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlamış olursun ama iş işten geçmiş olur. O halde biz bugün bu topluma vermemiz gereken şeylerden birisi neymiş? Ahlak. İslam inancı. Yani meselelere doğru bakma inancı. Bugün PKK'nın oluşması cehaletten. Cahiliye bir sistemi seçtiniz. Cahiliye bir sistemin doğurduklarıyla uğraşıyorsunuz. Cahiliye bir sistemi ortada olmaz ise insanlara doğru düşünmeyi, doğru akletmeyi, Rablerini bilmeyi, kendilerinin sahibi kimin olduğunu bilmeyi, kime göre yaşamayı, kime karşı sorumluluk sahibi olduklarını öğretirseniz, bunu ilk çocukluk evresinden öğretip o şekilde yetiştirebilirseniz PKK gibi bir şey oluşur mu? Oluşmaz. Şunu isteyemiyoruz hala. Diyemiyoruz ki arkadaş, ya siz bizi seçmen olarak çağırıyorsunuz tamam sandıklara, eyvallah. Seçeceğimiz sistemin bugün bize getirdiği durum bu. Ana haberleri açıyoruz. Ana haberlerde kim kimi doğuramış,
yapmış, kim kimi kesmiş, kim kime tecavüz etmiş, kim kimin komşusuna ilişkiye girmiş, kim kiminle ilişkiye girdikten sonra işte çocuğunu almış falan yerde öldürmüş, kim kimi kan davalısı işte falan yerde taramış, kim kimi trafikte kızmış da vurmuş, öldürmüş, kim kimin malını çalmış, kim kimi nerede gasp etmiş. Böyle bir toplum oluşturdunuz. Bugünkü sisteminizin oluşturduğu sonuç ana haber bültenlerinde izlediğimiz şey işte. Bu konuyla alakalı Allah'ın izniyle toplumda bir bilinç sahibi olmamız, bilinçlendirmemiz gereklidir. Bugün sistem her türlü okullarıyla, her türlü kurumlarıyla kendine eleman yetiştirmeye devam ediyor. Yolda giderken görüyorum ya, insanlar kendi elleriyle o çocuklarını sistemin okullarına götürüyor. O sistem sizi, o çocukları o götürdüğünüz temizlikte teslim etmeyecek. O götürdüğünüz temizlikte, paklıkta yüzüne baktığınız zaman gülümsediğiniz, sevdiğiniz o çocuk bir gün sizin inancınıza karşı bir inançla, sizin ahlakınıza karşı bir ahlakla dönecek. Yahu inanın, belki 6 belki 7 yaşında bir çocuğun küfretmesini duydum. İnanın, böyle bir çocuğun o küfrü söylemesi nasıl mümkün olabilir diye düşündüm ya. Bu çocuk bu küfrü nasıl öğrenmiş diye düşündüm. Şimdi akla gelecek şey ne? İlla ki ya babası söylüyordur bu küfrü, ya okula gönderdiği çocukların ailesinden öğrendiği çocuklar var. O çocuklarla oturup kalkıyor, o küfrü oradan duyuyor. Ya da başka bir etkenle bu küfrü duydu. Sosyal medyadan duymuştur, şuradan duymuştur, buradan duymuştur. Peki soru, bütün bu şeyleri ortaya çıkartan, ortaya koyan, bu hale getiren şey ne? Sistem başka bir şey değil. Eğer İslami bir sistem olmuş olsa, toplumsal olarak bir dalga olarak her birimiz birbirimizi ne yapacağız? Düzelteceğiz. Her birimiz birbirimiz için iyi bir örnek olacağız. Her birimiz birbirimize faydalı olacağız. Çocuğumuzun böyle ahlaksız sözlere maruz kalmasını düşünmeyeceğiz. Böyle kötü ahlak edinmelerini düşünmeyeceğiz. Emanet ettiğimiz kurumlar, kuruluşlar bizim çocuklarımızı inandığımız inanca göre yetiştirecek. İnancımıza göre bir ahlak edinecekler. Ve ben şunu söylüyorum, bugün bu sistemin yetiştirdiği çocuklardan sizlere bir şey olmaz. Sizlere bir halt olmaz. Sizlere bir baba, bir anne olarak görmeyecekler. Sizlere sizin layık olduğunuz şekilde davranmayacaklar. İslam düzeninden başka bir şey bunu sağlayamaz. Sağlayamaz. Dediğim gibi kısmi olarak şeriatın hükmedildiği yerlerdeki şu görsellere bir bakın. İnsanlar çocuklarını bir işte motosikletlerle çocuklarını getiriyorlar, okula koyuyorlar. Okula koymadan önce çocukları annelerinin ve babalarının ellerini öpüp anılarına koyuyorlar. Yani Allah rızası için bu ahlakı en son çocuğunuzda ne zaman gördünüz? Görmüyor muyuz? Gözümüzün önünde çocuklarımız resmen farklılaşıyor. Resmen görmediğimiz arka planda birilerinin eğitim sistemi diyerek, öğüterek bizlere çocuklarımızı farklı bir şekilde gönderiyorlar. Yani her geçen gün çocuğumuzun değiştiğini, o okula gönderdikten önce ve okula gönderdikten sonraki hallerine bir bakalım. Bir de 20-25 yıl boyunca üniversite dönemine kadar bu çocuklar bizim elimizde değil. Sistemin elinde eğitiliyor. Siz de istediğiniz kadar deyin ki işte örneğin söyleyeyim, dindar gençlik, şöyle gençlik, böyle gençlik. Sizin dindar dediğiniz gençlik toplasanız bir elin beş parmağını geçmez. Ama adamlar laik gençlik dediği zaman sürüsüne laik yetişen, sürüsüne Allah var deyip ama Allahsız yaşayan bir gençlik yetişiyor. Sürüsüne İslam'a muhalif, benceleri olan, bence böyle ama şöyleleri olan gençlik yetiştiriyorlar. Şimdi Allah rızası için bu gençlik eğer Türkiye'nin yatırımı ise emin olun bugünkü toplum bu yatırımla batacaktır. Bu yatırımla batmaması düşünülemez. Ahlaki olarak erozyona uğrayan bu toplumun gerçek manada geleceği düşünülemez. Bundan 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını göreceğiz eğer bu şekilde devam ederse. O nedenle insanlar olarak bizler öncelikle Müslüman, tevhid ehli, şirkten beri tağutları reddetmiş bir insan olarak bu kimliğe eriştiğimizde daha sonra insanlara bu sistemin yanlışlığını, batıllığını, topluma neler ettiğini anlatıp gerçek manada hak olan sistemi istememiz, insanların da bunu istemesini, bu konu hakkında diretmesini, bu konuda insanları gündem etmesini, bizleri bu duruma getirmeye çalışan, yanlış şeyler öğretmeye çalışan, bu sistemi devam ettirmeye çalışan insanların ifşası için çalışıp çabalamaları gereklidir. Bu yolda da Allah subhanahu ve teala'nın izniyle ölmemiz gereklidir. Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi Allah'tan gereğince korkun ve canınızı ancak Müslüman olarak verin. Bizler Allah'tan korkarken Allah'ın şeriatına göre yaşayarak Allah'ın razı olduğu, benimsediği, sevdiği ne kadar şey varsa, sevmediği, nefret ettiği, buğz ettiği ne kadar şey var ise bunları ölçü edinip hayatımıza uygulayıp ve bu şekilde yaşayarak Allah'tan gereğince korkup bu şekilde Müslüman olarak ölmekle mükellefiz. Bunu yaptığımız zaman işte asıl başarı budur. Asıl kurtulanlar bunlardır. Bu kişilerdir. Allah subhanahu ve teala bizleri de onlardan kılsın. Kulluğumuzu bizlere kolaylaştırsın. Başka bir konuya Allah'ın izniyle geçelim.